Şimdi böyle nefes darlığı olanlara, nefesim tıkandı diyenlere güzel bir karışım yapacağız. Feridun Bey nefesi ne açmıştı biliyor musun? Benim nefesimi. Bir ara ben zayıflamak için kullanmıştım bunu ama zayıflatmadı beni. O ayrı. Ama nefesimi açtı. Ne yapayım? Her sabah zayıflatmamıştı ama nefesimi açtı. Her sabah bir su bardağı suyun içine bir çay kaşığı çörek otu yağı karıştırıp içtim. Her sabah içtim, her sabah içtim. Sonra bir 15 gün sonra nefesim açılmaya başladı. Zayıflamak için kullanmıştım ama gerçekten nefesimi çok açtı. Astım hastalarına da tavsiye ediyorlarmış bunu duyduğuma Doğru, göre. doğru. Bana çok iyi Bakın, gelmişti çörek otu yağı nefes için. çörek otu nefes için çok önemlidir. Çörek otu yağı çok önemlidir. Çörek otu yağlı bir tohumdur. Çörek otunu sıkımında güzel yağ elde edilir. Biz de şimdi size o zaman hemen ondan başlayalım. Bir başka bir karışım yapıyoruz şimdi bakın. Bir kabın içine şöyle bir Tamam. kabımızı verelim. Vereyim mi tencereyi? Bakın kardeşlerim, Serap Hanım çörek otundan dedi. Çörek otundan Evet. başlıyoruz. Size bir Çok iyi karışım gelmişti. anlatıyoruz. Nefes darlığı olanlar, KOAH dediğimiz nefes darlığı olanlar, astım olanlar herkesin yapabileceği. 4 bardak suyumuzu bir kabın içine koyuyoruz. 4 bardak suyumuzu bir kabın içine koyduk. Bunun içine yaklaşık dolu dolu şöyle bir çay kaşığı kadar çörek otunu koyacağız. Çörek otunu önceden Bir tatlı kaşığı da dövülmüşünü olur. alabilirsiniz ya da bu şekilde şöyle Dövebilirsin. döveceğiz iyice. İyice döveceksiniz ki içindeki özleri güzelce çıksın. Evet. Ya da dövülmüşleri var. Yalnız dövülmüşlerini alırken dikkat edeceğiniz bir şey var can kardeşler. Taze olsun. Yani kullanma tarihi. Bakın ben şimdi hemen dövdüm. Hemen bir dövdüm. Mikrofon neredeyse. Burada, burada, burada. Bakın dövdüm. Kardeşlerime bir koklatayım. Kokla abla. Çok güzel kokuyor. Neden? Taze taze dövdüğüm için hemen. İşte siz de böyle güzel bir kokusunu alıyorsanız gözünüz aydın. Bak ta oraya kadar geldi bile değil mi? İşte böyleyse o çörek otu güzel. Aklınızda olsun. Yani biraz zahmetli ama böyle yaparsanız daha iyi. Hani diri alıp da kendiniz döverseniz daha da iyi olur. Dövülmüşünde birazcık sıkıntı olabilir diye söylüyoruz. Benim gibi Evet. yağını kullanacaksınız da yağın böyle simsiyah olması gerekiyor, değil mi Feridun Bey? Doğru, Renginin doğru. bayağı bir siyah Yani olması gerekiyor. evet, Evet. ben önümüzdeki günlerde size güzel sıkılmışını da gösteririm. Bakın kardeşlerim devam ediyoruz. Çörek otunu attık mı? Attık. Ama Attık. dövülmüşünü attık. 4 Dövülmüşünü bardak attık. suya. Elmanın kabuklarını, yeşil olur, sarı olur, ne olursa olsun elmanın güzelce kabuklarını attık. Bir tane de elma kabuğu attık. Bir tutam meyan kökü. Rabbim bir nimet vermiş bu meyan köküne. İnanılmaz bir şey. Nefes darlıkları için çok önemli. Şöyle bir tutam kadar da meyan kökü attık bunun içine. Biraz tadı böyle şekerli gibi oluyor değil mi Feridun? Ballı gibi oluyor bu meyan Evet. kökünün tadı. Bir tutam da fesleğen atıyoruz. Bir tutam da fesleğen atıyoruz. Tazesinden de atabilirsiniz. Taze de olabilir isterseniz. Bunun içine bir tane de limonun suyunu koyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, beğenmeyip deyip de sokaklarda ayağımızı bile vurmadığımız at kestanesi burada da çok rolü var. 3 tane de at kestanesi güzelce şöyle dövdük, parçaladık. 3 tane de kabuklarıyla beraber 3 adet de at kestanesinin parçalanmış şekilde bunun içine atıyoruz. Sevgili kardeşlerim ne yapacağız? Bir iyice dövülmüşünü, bak şöyle irisini geri aldım. İyice dövülmüşü olması lazım. Ona dikkat ediniz. Bunu ne yapacağız? Yaklaşık 5 dakika kadar şöyle Kaynatacağız. güzelce kaynatacağız. Fokur fokur kaynatacağız. 5 dakika sonra da süzeceğiz. Bunun suyunu güzel güzel içeceğiz. Nefes darlığında mükemmel bir karışım. Serap Hanım'ın söylediği çörek otundan yola çıktık. Bunu anlattık size. Sevgili kardeşlerim, şimdi başka karışımlarımız var. Güzel seyircilerimizle ilgili konuşacaklarımız var. Uzun anlatacaklarımız var. Keçi boynuzun nimetinden de faydalanacağız. Ama 2 tane kızımız ne güzel oturmuşlar böyle. Çok güzel bir türkü tutturmuşlar. Bakalım ne tutturmuşlar. Bir seyredelim. Ondan sonra programa devam ediyoruz. Evet, nefes için yaptığımız karışımı bir daha tekrar edin dediler. Tekrar edelim. 4 bardak su koyduk. İçine bir çay kaşığı güzel dövülmüş çörek otu koyduk. Bir tatlı kaşığına kadar da koyabilirsiniz. Bir elma kabuğu, bir tutam meyan kökü, bir tutam fesleğen, bir adet limon suyu, 3 tane de at kestanesi dövülmüş at kestanesi koyduk. 5 dakika kaynatacağız. 5 dakika sonra süzeceğiz. Burada beraberce tadını seyircilerimize tadarız. Şimdi Evet. yapacağız.
Bir de feriodun bu da çok iyi değil mi? Nefes darlığı için. Harika. Birebir. Alerjilere de çok iyi geliyor, onu biliyorum. Peki ama onu da yapalım hemen Serban. Laf açtın, onu da yapalım hemen. Keçi boynuzu. Keçi boynuzu suyunu ihmal etmeyiniz. Mükemmel bir şey. Nefes darlığı olanlar, astımı olanlar mükemmel bir karışımdır. Bunu muhakkak yapınız. Biz şöyle tarif ediyoruz. 6 tane keçi boynuzunu 6 parçaya bölünüz. Her keçi boynuzunu 6 parçaya şöyle bölünüz. Şöyle atınız. 6 tane keçi boynuzunu 6 parçaya böldük. 6 tane keçi boynuzunu 6 parçaya böldük. Nasıl kırıyorsun onları, ben kıramadım. Vallahi yeni kırdım. Acıtırsın yapma. Nasıl kırdın? Ya ne kırıyor musun? Kırdım tamam. Ulan Serap ya diyorum, sen beni nasıl kızdırırsın diyorum. Sen olmadan da yapabilirim işim. Tabii yaparsın. İyi, tamam. Şimdi can kardeşler, 6 tane keçi boynuzunu 6 parçaya böldük. 6 bardakta su koyduk içine. Ne dedik? 6 tane keçi boynuzuna 6 tane de şey koyduk. Bunun içine 2 tane de limon suyu koyduk. Bunu 15 dakika kaynatacağız. 15 dakika demleyeceğiz. Süzeceğiz. Suyunu sabah, öğle, akşam içeceğiz. Nefes darlığında, KOAH dediğimiz nefes alamamada çok faydalı olduğunu göreceksiniz. Astımda çok faydalı olduğunu göreceksiniz. Çocuklarınıza da içirebilirsiniz. Kendiniz de içebilirsiniz. Aklınızda olsun.